Herkese merhabalar sevgili dostlar. 17 Şubat Cumartesi günü Adana yarış programı tahminindesiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Adana'da bizlere 9 koşul bir program bekliyor arkadaşlar. Bu arada İstanbul tahminleri de yayında. İstanbul'da da 7 koşu var. Üçlü Ganyan ayağını tek geçtik arkadaşlar. 7'li plase üçlü Ganyan ayağı tek. Ardından 6'lı da bir tane banko, iki tane de alternatif tek söz konusu o yüzden İstanbul videosunu henüz izlemediyseniz bir bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi Adana'daki tahminlere geçeceğim. Kanalımıza abone değilsek abone olalım lütfen rica ediyorum. Ve tabii ki bildirim zilini açalım. Katıl üyesi olalım. Ve bunun haricinde teşekkürler butonundan da destek olabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi tahminlerimizi başlatabiliriz. Saat 2'de ilk yarış koşulacak Adana'da. 9 tane kum pist yarışının olduğu bir programda saat 2'de meydanında başlayacağız. 4 yaş taraplar 1200 metrede kum piste çıkıyorlar. Arkadaşlar bu koşu için start alacak olan isimlerde. de biz sizlere e, toplamda 4 atlı bir oyun tavsiye edeceğiz. E, bunu da bir sıralama olarak e, alabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Performans odaklı öncelikle bakıyoruz ve burada 1 numara Ender Hat, 6 yarıştır tabelası olan bir safkan 1.26 derecesi var. E, ondan sonra Mehmet Keskin'de 9 numara Rüzgar Kıran 1.25.86'sı var. Son iki yarışında da ikinci olmuş bir attan bahsediyoruz haliyle yazmak gerekiyor. Son yarışı ikinci olan bir Safkan Müslüm ile 4 numara Çetin da bu yarışta şans veriyoruz. Ve son hanemiz 6 numara Karakurt Bey'i ilk startına çıkacak. Ahmet ile birlikte şans veriyoruz. Son idmanını da gösterelim bu Safkan'ın. Karakurt Bey'in 41-80-27-80'lik bir idmanına geliyor. Rahat tempo bir olduğunda belirtmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Evet bir 1 Ender Hat, 9 Rüzgar Kıran, 4 Çetin Ay, 6 Karakurt Bey şeklinde sıralamamız gerçekleşti. İkinci koşu 5 safkanın start alacağı bir yarış olacak arkadaşlar. Saat 2.30'da şart 4 bir koşu. Yamak iki aprantiler biniyor. 4 yukarı İngilizler 1900 metrede kum pistte start alıyorlar. Arkadaşlar bu koşuda favori gördüğümüz safkanı açıklıyorum. 2 hafta evvelki performansı sebebiyle 1 numara Falcon of Mutaflar arkadaşlar favorimizdir bu yarış için. Bugüne kadar henüz bu mesafede iyi bir derece görememiş gibi gözükse dahi ben şu anda bu formuyla burada kazanması bekliyorum bu atın. Bu yüzden de bir numarayı tek olarak veriyorum arkadaşlar. Sizlere 5 atın olduğu bir yerde bir numarayı bu koşuda tek atmak bana mantıklı geldi açıkçası. Ciddi rakipler 4 numara President of City. Geçmişte bu mesafede iyi derecesi var. Ve 5 numara Real Chance. Onun da yine geçmişte bu mesafede iyi derecesi mevcut. Yani 4 ve 5'in birazcık mesafedeki iyi derecelerini istinaden söylüyoruz. Bir de tabi son dönemde de yine iyi geliyorlar sayılır ama Falcon of Mutaflar çok daha formda geliyor. Bir de arkadaşlar uzun mesafelerde bu dereceler her zaman çok da fazla belirleyici olmaz. Atların formları daha da önemlidir. Hani kısa mesafe ee, iyi olan atlar bir anda gelip sürpriz yapabiliyorlar. Ee, ama uzun da birazcık bu ihtimal zor. O yüzden bir numarayı tercih ettik. Tekrardan belirteyim. Üçüncü koşu saat 3'te 8 safkan Meydan 4 yaş taraplar 1200 kum pisti yarışı olacak. Arkadaşlar 8 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Burada 8 numara Lulu'ya başlayacağız. Ardından sizlere bu yarış için e, bir isim daha önerisi 3 numara Kömürhan Bey diyeceğiz arkadaşlar. Ve son olarak 34 gün arasıyla burada bir patlama yapma ihtimali olduğuna inandığımız Müslüm Çelikle Tepe Bağı 6 numaraya da şans tanıyacağız arkadaşlar. 8 numara, 3 numara ve 6 numara 8-3-6 3 atlı oyun önerimiz bulunmaktadır bu koşuda. Dördüncü koşuya geçelim. Saat 3.30'da koşulacak şart 2 düzeyinde x'li bir yarış. Geçtiğimiz yıldan beri şart 2'si dolmamış olan 4 yaşlı Arap atlarının 1200 metrede kum pistte mücadelesini seyredeceğiz arkadaşlar. 11 atın bir mücadelesi olacak. Bu yarış için 11 safkan içerisinde 20 gün evvel koşup kazanan Ahmet Çelik ile 1 numara esas tayla başlayacağız. Ardından 10 gün evvel koşup kazanan... 4 numara hızlı Emre ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında Mehmet Salih Çelik şans vereceğimiz 10 numara Tumbul Serhan galibiyet elde etmişti geçtiğimiz yılki son yarışında. Ondan bugüne kadar henüz tabela yapamadı ama bu koşuda bir fırsat kollayacaktır. Burası aşikar. Ve son olarak da arkadaşlar hış ile 9 numara kayıp prensede şans tanıyacağız. 4 atlı bir oyun planladık size bu koşuda. 1 numarayla başladık arkadaşlar. Bu koşuda belirtelim tekrardan. 4 dedik ardından 10 dedik ardından 9 dedik. 1, 4, 10, 9 şeklinde sıralamamız oldu. Bu arada burası da ikinci altılının ilk ayağıdır bilginize. Gelelim 5. koşuya saat 4'te koşulacak satış 2 bir yarış. Burası 3 yaşlı İngilizleri 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 12 adet Safka'nın mücadelesi olacak. Bu koşu için start alacak olan isimlerde 3 numara Juska ile başlamayı planladım. Bu atın son yarışı tabela dışı kalmış olsa da bu grup içerisinde rahat edeceğini düşünüyorum bu yarışta. E, haliyle galibiyet ihtimali bulunuyor. 3 numarayla başladım. Ardından arkadaşlar 6 gün evvel 3. olan bir isim sadece 5 yarış koşmuş bir safkan. Mehmet Keskin de muktadir. 5 numarayla devam ediyorum. 25 gün evvel koşup kazanan bir isim. Hışman ile Grande Hart 7 numarayla burada oyunumu arkadaşlar e, bu şekilde 3 ata getirmiş oluyorum. Geniş kupon için 4. at isteyenler de varsa 8 numara hat matrayı tavsiye ediyorum arkadaşlar. 3, 5, 7, 8 numara ilavesi en fazla 4 atlı bir oyun planladık bu koşu için yine sizlere. 6. koşu Yüreğir Belediyesi koşusu kısa vade 8 bir yarış olacak. 4 yukarı Arap atlarını 1400'de kum pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bu yarışta 6 safkan start alıyor. E, şunu belirtelim. Her ne kadar bir tekten bahsettiysek de ilk 6'lı için. Burada her iki altılıda da tek atabileceğiniz bir safkan var. Eminim ki siz de aynı ismi düşünüyorsunuz. 2 numara Katıoğlu son yarışta 5 gün evvelki performansıyla ben buradayım dedi. Tekrardan geri döndüm dedi. Ve e, açıkçası 5 günlük bir ara sorun yaratmaz. İdman yok. 1400 mesafe kısa bir yarış. Bu at burada kazanır diye düşünüyorum. Zaten en fazla ara veren at 14 gün arayla geliyor. Çok büyük bir hani böyle bir dinlenme aralığı, bir aylık bir ara falan olan bir at olsaydı belki biraz düşünürdük ama bu şartlar altında 2 numara Katoğlu kazanır diyorum bu yarışı. 2 numarayı tek olarak veriyorum arkadaşlar sizlere. Yedinci koşuya gelelim. Saat 5'te 6 safkanın mücadelesi olacak. Şart 5 bir koşu. X'li mücadele. 3 yaşlı İngilizler. 1400'de kum piste çıkacaklar arkadaşlar. Bu yarışta sizlere şöyle bir oyun önerisinde bulunacağım. 6 at var. Ee, belki 6 atı birden yazabilirsiniz bile. Yani öyle bir yarış burası. O yüzden geniş kupon 6 atı birden yazmak arkadaşlar. Ben size bir küçük kupon vereceğim. Yoksa geniş kupon yaparsınız. Öyle söyleyeyim. Küçük kupon en garanti gördüğümüz atları yazarak yaptık arkadaşlar planlamamızı. Sadece 3 yarış koşmuş olmasına rağmen 1.28-90 derece gören 34 arayla gelen Vedat Abiş'te Süper Şiron 5 numarayla başladım arkadaşlar oyuna. Ardından 1.29 derece gören 2 tane safkan var. Bunlardan birisi Demsey. Ee, arkadaşlar birisi Kızıl Yürek Bir de 1.28 gören bir tane daha safkan var El Lord Bunlardan da şöyle bir tercihe gittim Bir kere 1.28 gören El Lord'u Yine de yazmam gerektiğini düşünerek 3 numarayı da oyuna aldım Mehmet Akyavuz'la birlikte Ardından da 1.29 derece görenlerden e, Daha tecrübeli olmasından ötürü Demse'yi oyuna dahil ettim Yani 5-3-2 şeklinde 3 atlı bir oyun Küçük kupon veriyorum Yoksa da geniş kuponda 6 atı yazabilirsiniz Arkadaşlar bütçeniz el veriyorsa şayet 5 küçük kupon, 6 6 1'den yazarsanız hepsi yaparsanız burası geniş kupon olur. 8. koşu saat 5.30'da 15 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Kurtarı Kürsü safkanı, aprantisi Kadir ile birlikte 3 numara Angel in the Snow'la başlayacağız. Favorimiz olan safkan 27 gün evvel kazandığı yarışta burada favorimiz olmuştur bilginize. Ardından düşük kiloda dikkatimiz çeken 8 numara Solid Friend. Müslüm Şerik birlikte 11 gün evvel de ikinciliği olan bir safkandan bahsediyoruz. Burada oyuna dahil ettik. 6 gün evvel ikinci olan Mehmet Salih Çelik 7 numara Augustin'i de yazmanızı tavsiye ediyorum. Ardından arkadaşlar burada e, bu mesafede zaten 1.26 görmüş bir Augustin yazmışken bir de 1.27 gören başka bir safkan daha ekleyip hani burayı daha fazla kuvvetlendirmeye gidebilirsiniz. Bu hususta da ben arkadaşlar tercih hakkımı 18 gün evvel koşan Narlıcak üzerinden yana kullandım. 4 numaradan Ahmet Çelik birlikte kupona dahil edilmesini uygun gördüm arkadaşlar bu yarış için. 3, 8, 7 ve ardından 4 şeklinde bir oyuna gittik arkadaşlar. Yalnız burada narlıca güzel değil de işte ben 5 numara Nimbel Born'u tutuyorum diyen varsa veya işte ben 2 numara Arsiyan'ı tutuyorum, 1 numara Madam Oracle'ı tutuyorum. Bu tarz bir tercihiniz varsa bu dördüncü atanesini kendi tuttuğunuz atada yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada narlıcak üzerinden yana kullandım hakkımı. 3, 8, 7, 4 dedim. Dördünün yerine istiyorsanız başka at yazabilirsiniz. Size kalmış tercih. 9. koşu sonuncu yarış 6'da koşulacak 14 handikap dişilere mahsus 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı 1 numara kaçar kızıyla başladım 2 numara Tuğba Atay'la devam ediyorum ardından 5 numara Cihan'ın gülü diyeceğim 7 numara Bersun Ateşi diyorum arkadaşlar ve burayı da bu şekilde 4 atla noktalıyorum 1 2 5-7 şeklinde 4 hatlı bir oyun planlaması yaptım. Son ayağı arkadaşlar sizlere. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayındadır. izlemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İstanbul tahminleri yayındadır. Seyredebilirsiniz. Katılıyorsa olabilir. Teşekkürler butonundan destek olabilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.